Sizlerle 10. sınıf konu tarama testi sorularını çözeceğiz birlikte. Cevap anahtarınızı kontrol edeceğiz. İnşallah doğru çıkar cevaplarınız. Evet, birinci soruyla başlıyorum. Bu parçadan hareketli aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Deli Dumrul kalktı, atına bindi, Doğan'ını eline aldı, ardına düştü, bir iki güvercin öldürdü, döndü, evine gelirken Azrail atının gözüne göründü. At ürktü, Deli Dumrul'u kaldırdı, yere vurdu, Karabaşı bunaldı, darda kaldı, ak göğsünün üzerine Azrail basıp kondu. Demin mırıldanıyordu, şimdi hırıldanmaya başladı, der. Biri Azrail, aman, Tanrı'nın birliğine yoktur güman. Ben seni böyle bilmezdim, ne söyledim bilmedim. Beylikten usanmadım, yiğitliğe doymadım. Canımı alma Azrail, medet. Bu parçadan hareketli aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? At, özgürlük ve sadakati temsil eder. Böyle bir şeye ulaşamıyoruz parçada. Beyler olağanüstü özelliklere sahiptir. Herhangi bir olağanüstü özellik yok. Doğan ölümsüz bir kuş olarak kabul edilir. Hayır, öyle bir bilgi de verilmiyor bize. Toplum hayatında İslam inancının etkileri görülür. Arkadaşlar bakın, Azrail kelimesi geçiyor. Canımı alma Azrail diyor. Burada Tanrı'nın birliğinden vesaireden bahsediyor. Burada evet, İslam inancının etkilerini görüyoruz. Hayvancılık tarım temel geçim kaynaklarıdır diyemeyiz bunu. Ama toplum hayatında İslamiyet'in etkisi görülüyor diyebiliyoruz. Bu yüzden cevabımız Denizli oluyor. Geldik ikinci sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi ayrık içinde verilen özelliklerle ilişkilendirilemez? Yaylalar, ovada doğup büyüyen çocukların unutulmaz heyecan yaşadığı, delikanlıların tükenmez özlem duyduğu, yetişkin insanların rahat ve huzur bulduğu yerlerdir. Arkadaşlar bakın, rahat, huzur bulmak, özlem duymak, heyecan yaşamak, bunlar öznel duygulardır. Nesnel duygu değildir. Nesnel anlatım kullanılmış. Cevap apaçık ortada zaten. Bu yüzden Adana ilişkilendirilemez diyoruz. Nesnel anlatım yerine öznel anlatım olsaydı bizim burada verilen cümlemizle eşleşirdi. Öznel anlatım yazılmadı. Nesnel anlatım yazıldığı için doğru cevabımız Adana oldu. Geldik üçüncü sorumuza. Bu dizelerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Ava gitmişti bir gün. Ormanda Oğuz Kağan gölün ortasında bir tek ağaç uzuyordu. Ağacın kovuğunda bir kız oturuyordu. Gözü gökten daha gök. Bu bir tanrı kızıydı. Irmak dalgası gibi saçları dalgalıydı. Bir inciydi dişi. Ağzında hep parlayan, kim olsa şöyle derdi. Yeryüzünde yaşayan, ah ah biz ölüyoruz, eyvah biz ölüyoruz der, bağırır dururdu. Tıpkı tatlı süt gibi acı kımız olurdu. Oğuz kızı görünce aklı başından gitti. Nedense yüreğine kordan bir ateş girdi. Gönülden sevdi kızı, tutup aldı elinden. Birinci olanca gök adını koydular. İkinci olana ise dağ adını buldular. Deniz olsun üçüncü diye memnun oldular. Bakalım hangisi çıkarılamaz. İslamiyet öncesi Türkler çok tanrılı inanca sahiptir. Tanrı sözü geçiyor ama çok tanrılı inanç gibi bir şey yok. Diğer seçenekleri de bakalım ama. Metinde İslamiyet'in izleri görülmemektedir. Metinde İslamiyet'in izleri evet görülmemektedir. Türkler gündelik yaşamlarında doğayla iç içe olmuşlardır. Evet, doğanın içerisinde geçiyor. Metnin yazıldığı dönemde yabancı kültürlerin etkisi pek yoktur. Herhangi bir yabancı kültür etkisi geçmiyor. Doğru. Metinde destan dönemine özgü olağanüstülükler vardı. Evet, biraz olağanüstülüklere rastladık gerçekten. Ama çok tanrılı inanca dair bir şeye rastlamadığımız için cevabımız Adana oldu. Geldik dördüncü sorumuza. Bu cümlede kaç tane fiilimsi vardır? İbn-i Sina öğretmenin çocuğu tanıması, onun kabiliyetlerini fark etmesi gerektiğini ileri sürmekle. Şimdi arkadaşlar, tanıması isim fiil, fark etmesi isim fiil, gerektiğini
sıfat fiil, sürmek isim fiil. Yüzyıl eğitimcisi John John Rossio'dan asırlar önce önemli bir pedagojik ilkeyi belirtmiştir. Evet arkadaşlar, sadece 4 tane fiilimsi bulduk. Bu yüzden cevabımız Denizli oldu. Geldik 5. sorumuza. Evet. Bu parçadaki çatışmanın aşağıdakilerin hangisinden kaynaklandığı söylenebilir? Sevinçten, saadetten mahrum kadınlar Türk kadınları mı dedi? Hayır, hayır. Türk kadınları asla sevinçten, saadetten mahrum değildiler. Sevinçten, saadetten mahrum olanlar sizsiniz. Siz büyük annelerinize benzemediniz. Ah biz gençken ne kadar da mesuttuk. Bahar, şu arkamdaki bahar bizi sevinçten deli ederdi. Şimdi siz bunları görmüyorsunuz ve hırçınlaşıyor, tahammül olunmaz bir varlık oluyorsunuz. Genç kız gülümsedi. Büyük annesinin böyle hiddetli serzenişlerini her vakit dinler, bazen onunla tartışır. Bakalım bu neydi? Çatışması, yalnızlık korkusu değil, karşılaşılan haksızlık değil, geçmişe duyulan özlem değil, bireylerdeki güven bunalımı değil, kuşaklar arası düşünce farklılığı arkadaşlar. Torunla nine zaten büyük annenin arasında geçen bir diyalog. Tabii ki kuşaklar arasındaki düşünce farklılığından kaynaklanıyor bu çatışma. Geldik 6. sorumuza. Arkadaşlar 6. soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem isim fiil hem de sıfat fiil kullanılmıştır diyor bize. Bilginin efendisi olmak için çalışkanlığın uşağı olmak istiyorum. Olmak isim fiil ama olmak isim fiil ama biz hem isim fiil hem sıfat fiil buluyoruz. Dostunu kaybeden, servetini kaybedenden daha çok zarar etmiştir. Kaybeden sıfat fiil ama bir isim fiil göremedik. Alın terinden, göz nurundan nasibine almamış bir eser düşünemeyiz. Burada mış sıfat fiil ama isim fiil yok. Çalışma isim fiil. Zevkine varmayan insan sıfat fiil, can sıkıntısından kurtulamaz. O gün Atatürk'le işini bitiren değil sıfat fiil, işine başlayacak büyük liderlerle buluştuk. Başlayacak büyük lider sıfat fiil, hem sıfat fiil hem isim fiil gördüğünüz gibi Denizli seçeneğinde rastladık. Bu yüzden cevabımız Denizli oldu. Evet, bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir? Kutadgu Bilig ile Divan Lügat Türk, Türk'teki manzum parçalar, savlar eski Türk şiiri ve edebiyatı hakkında bizi aydınlatmaktadır. Sözlü eserler ölçü, birim, uyak ve tema bakımlarından yüzyıllar boyunca pek az değişikliğe uğramıştır. Birbirinden birkaç yüzyıl ara ile söylenmiş halk şiirlerinde biçim ve muhteva benzerliği vardır. Aynı edebi sanatlara ve edebi özelliklere rastlarız. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir diyoruz arkadaşlar. Sözlü eserlerin etkisi yazılı edebiyat döneminde devam eder. Hayır, sözlü eserlerin etkisi yazılı edebiyat döneminde devam eder gibi bir şey yok. İlk Türkçe edebi eserler Divan Lügat-ı Türk adlı eserde yer alır. Evet, burada diyor bakın. Türkçe'ye ait ilk Divan Lügat'teki manzum parçalar, savlar, eski Türk şiiri, edebiyatı hakkında bizi aydınlatmaktadır diyorsa zaten. Evet, Divan Lügat'ı Türk'te geçtiğini görüyoruz. Buna bir işaret koyduk. Edebi sanatlar ilk defa Kutadgu Bilig'de yer alan şiirlerde görülür. Böyle bir bilgiye rastlamadık. Türk edebiyatında sözlü dönem ürünleri yok denecek kadar azdır. Böyle bir bilgi de yok. Halk şiirinin ilk örnekleri tabiat ve kahramanlık konulu şiirlerde böyle bir bilgi de yok. Balıkesir cevabımız oluyor arkadaşlar. İlk Türkçe edebi eserleri Divan Lügat-ı Türk'te rastlıyoruz. 8. sorumuza geldik. Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yeni tuttuğu hizmetçi kadına dedi ki, dilin Anadolu'ya benzemiyor. Rumeli misin sen? Erfiçe köylerindenim. Alnımın yazısıymış. Buralara düştüm. Anlıyor ki vaktiyle sarışınmış. Şimdi saçları küçük aktar dükkanı bebeklerinin ne kıla ne de ota benzeyen dokunsana hışırdayacağını sandığınız cansız kuru soluk rengini şeklini almış.
gözleri eski şekerlenmiş, şuruplar kadar donuk, fersiz, katı, suyu çekilmiş. Karşılıklı konuşmaya yer verilmiştir. Evet, buna ulaştık. Üçüncü kişili anlatım. Evet, üçüncü kişili anlatımla anlatılıyor. Dışarıdan birisi anlatıyor. Dolaylı anlatıma başvurulmuştur. Dolaylı anlatım yok arkadaşlar. Direkt doğrudan anlatım kişinin ağzından çıktığı gibi diyaloglar şeklinde anlatılıyor zaten. Bütçeye ulaşamayız. Kişisel izlenimlerden yararlanılmış. Evet, kişisel izlenim bildiriliyor. Saçlarının neye benzediğini söylemesi bile. Öyküleyici anlatım biçimi kullanılmış. Doğru. Ama dolaylı anlatım yoktur. Bu yüzden cevabımız C oldu. Geldik 9. sorumuza. Bu metnin teması aşağıdakilerden hangisidir? Nine, senin evin yandı mı? Hey oğul, ben 5 defa muhacir oldum. 5 defa evim yandı. Ben Üsküp'ten beri 5 defa düşman bandırasından bizim bayrağa kaçtım. Bunlardan evvelisi gün ümidi kesince bir tek oğlumu aldım. Size bizim bayrağa kaçtım. Bayrağımızı çok mu seversin nine? Birdenbire buruşuk yüzü üzerinden bir gözyaşı seli aktı. Kurumuş ellerine kaldırdı. Ellerinde hayali aziz bir şeyi öptü. Sevmek ne demek oğul? Ben 50 senedir onu kovalıyorum. Dünyada oğlumdan başka dikili bir ağacım kalmadı. Bayrağımız nereden çıktıysa ben de oradan çıktım. Bu metnin teması aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, çaresizlik değil, evlat sevgisi değil, yaşama sevinci değil, ölüm korkusu da değil, bağımsızlık duygusu, bayrak, bayrağın peşinden koşmak tamamıyla bağımsızlık duygusuyla ilgilidir. Bu yüzden cevabımız Edirne oldu. 10. sorumuza geldik. Bu parçayla ilgili çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir? Edebiyat hangi konuya değinirse değinsin, o konuyu kendi ilgi alanına katan bilim dallarıyla yarışamaz. Tarihi bir olayı işleyen bir edebi metin, bir tarih makalesine bilgi açısından denk olamaz. Edebiyat ürünleri bilimsel bir tarih eseri kadar güvenilir de değildir. Sanatkarların amacı okurlarını etkilemek, onlarda güzellik duygusu uyandırmaktır sadece. Hiçbir okur da bir edebi eseri tarih kitabı gibi eline alıp okumaz. Bu parçayla ilgili çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Arkadaşlar, bakıyoruz. Edebiyat en çok tarih bilimiyle ilişkilidir. Böyle bir bilgi verilmiyor bize parçada. Estetik kaygı edebi eserin çıkış noktasını oluşturur. Evet, estetik kaygıyla oluşur diyor. Buna ulaştık. Yazar ve şairler eserlerinde tarih biliminden yararlanırlar. Evet arkadaşlar, tarih biliminden yararlanırlar. Yararlandıkları noktasına değiniyor. 2 ve 3'e ulaşabiliyoruz. Cevabımız Edirne oldu. Geldik 11. sorumuza. Evet. Bu parçada sözü edilen alfabe Yusuf Has Hacıbe ait eser ve bu eserde kullanılan dilin tarihi dönemi aşağıdakilerden hangisini doğru verilmiştir? Bu alfabe Türklerin Göktürk alfabesinden sonra ve Arap alfabesinden önce kullandıkları alfabedir. İlk İslami ürünler Türklerin bu alfabeyi kullandıkları 6. 13. yüzyıl dönemde kaleme alınmıştır. Yusuf Has Hacıbe ait ilk siyasetnaminin bir nüshası da bu alfabeyle yazılmıştır. Dil, edebiyat ve kültür tarihimiz bakımından oldukça önemli olan bu eserde Yusuf Has Hacıbe ideal bireylerden oluşan bir toplum ve devleti konu alır. Arkadaşlar, Yusuf Has Hacıbe'nin eseri biliyorsunuz ki Kutadgu Bilig. Eserlerden yola çıkalım. Evet, Kutadgu Bilig'i gördük. Bahsedilen dil zaten 6 ve 13. yüzyıllarda Uygur alfabesi ve dönemde eski Türkçe, dilin eski Türkçe dönemi olacak. Bu yüzden cevabımız Ceyhan. Geldik 12. soruya. Edebi metin, edebiyatın hangi bilim dalıyla doğrudan ilgisini göstermektedir? Gösterir. Bakalım şimdi hangi bilim dalıyla doğrudan ilgisi varmış bu edebi metnin. Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Kardeşim Kültügin ile iki şat ile ölesiye bitesiye çalıştım. Ondan sonra Tanrı yardım ettiği için ölecek milleti dirilttim. Çıplak milleti giydirdim. Yoksul milleti zengin ettim. Az milleti çok ettim. Başka milletlerden daha yıkıldım. Türk Oğuz beyleri ve milleti işitin. Üste gök çökmedikçe
altta yer dinlemedik, delinmedikçe Türk milleti senin devletini ve töreni kim yıkıp bozabilir? Bu edebi metin edebiyatın hangi bilim dalıyla doğrudan ilgisini göstermektedir? Arkadaşlar, tarihi bir süreçten bahsediyor. Tarihi bir süreçten bahsedildiği için tabii ki tarihle ilgisini görmekteyiz. Bu yüzden cevabımız Adana oldu. Gelelim şimdi 13'e. Bu parçada söz edilen ürünler Türkçenin hangi dönemine aittir? Orhun abideleri Türklerin bilinen ilk alfabesi olan Göktürk alfabesi ile 2. Göktürk Devleti döneminde dikilmiş mezar taşlarıdır. Bulundukları tarihte Türk tarihinin ilk yazılı belgeleri olarak kabul edilen kitabelerin en önemlileri Tonyukup, Kültigin ve Bilge Kağan adına dikilmiştir. Bu parçada söze edilen ürünler Türkçenin hangi dönemine aittir? İlk yazılı ürünler eski Türkçe dönemindedir arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Ceyhan. Gelelim 14. sorumuza. Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet öncesi Türk edebiyatının bir özelliği değildir? Aşağıdakilerden hangisi? Evet, bakıyoruz. Gök Tanrı inancının etkileri görülür. Evet, İslamiyet öncesi Türk edebiyatında Gök Tanrı inancının etkileri görülür. Dil yabancı dillerin etkisinden oldukça uzaktır. Evet, şiirlerde nazım birimi dörtlük ölçü hiç ölçüsüdür. Doğru. Türkçenin bilinen ilk sözlüğü bu dönemde kaleme alınmıştır. Hayır. Türkçenin bilinen ilk sözlüğü geçiş dönemi dediğimiz dönemde Divan Lügat-ı Türk'tür biliyorsunuz. Ama İslamiyet öncesi Türk edebiyatında İslamiyet öncesinde yer almıyor. Bu yüzden buna ulaşamayız. Yazılı ve sözlü edebiyat şeklinde iki koldan gelişimini sürdürmüştür. Bu da doğru bir bilgi. 15. soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Halk edebiyatında kullanılan dil, halkın kullandığı sade Türkçedir. Halk edebiyatında kullanılan dil, halkın kullandığı sade Türkçedir. Evet. Divan edebiyatında Arapça parça sözcük ve tamlamalar sıkça kullanılır. Evet. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı halk ve divan edebiyatı olmak üzere ikiye ayrılır. Hayır arkadaşlar, İslamiyet öncesi Türk edebiyatı halk ve divan edebiyatı olmak üzere ikiye ayrılmaz. Divan edebiyatı İslamiyet'ten sonradır. Bu yüzden burada büyük bilgi yanlışlığı var. Cevabımız Ceyhan. Yine de diğerlerine bakıyorum. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatının oluşumunda Tanzimat Fermanı'nın etkisi olmuştur. Evet. Türk edebiyatının dönemlerinin belirlenmesinde kültürel değişimde göz önünde bulundurulmuştur. Evet arkadaşlar, bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabelerden biri de Göktürk alfabesi olabilir, Uygur alfabesi olabilir, Latin alfabesi olabilir, Arap alfabesi olabilir ama Sümer alfabesi olamaz. Cevabımız Denizli. Geldik 17. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar zamanında yazılan eserlerden biri değildir? Kutadgu Bilig. Evet, Karahanlı dönemi Atabetül Hakayık, Karahanlı dönemi Divan-ı Hikmet, Karahanlı dönemi Divan-ı Lügat-ı Türk, Karahanlı dönemi ama Risalet-in Nusiye Karahanlı dönemi değil. 18'e geldik. Bu parça aşağıdaki bilim dallarından hangileriyle doğrudan ilişkilidir? Sen ki son ehli salibin kırarak savletine, Şark'ın en sevgili sultanı Selahaddin'e, Kılıç Arslan gibi icraline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünden kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adı. Sen ki asara gömülsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Arkadaşlar, tarihi bir olaya değiniyor ve bunu dinle bağdaştırıyor. İslam da geçiyor. O zaman tarih ve dinden faydalandığını görüyoruz. Sosyoloji ve dil bilimi, felsefe ve hukuk, psikoloji ve psikiyatri, coğrafya ve halk bilimi geçmiyor. Tarih ve din etkisini görüyoruz bu parçada. Evet, gelelim 19. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'in kabulünden önceki döneme ait bu dörtlükten çıkarılamaz? Evet, nazım birimi dörtlüktür. Evet, nazım birimi dörtlük. Ölüm teması işlenmiştir. Bakalım. Alper Tunga öldü mü? Issız Acun
kaldı mı? Türkçesini okuyalım. Alper Tunga öldü mü? Kötü dünya. Günümüz Türkçesiyle daha doğrusu. Alper Tunga öldü mü? Kötü dünya kaldı mı? Zaman öcünü aldı mı? Şimdi yürek yırtılır. Evet, ölüm teması işlenmiş. Yarım uyak tercih edilmiş. Zaten bu dönemin özelliğiydi biliyorsunuz. Yarım uyak tercih edilmesi. Hece ölçüsüyle söylenmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hece ölçüsüyle söylenmiş. Ağır ve sanatlı bir dil kullanmıştır. Hayır, ağır ve sanatlı bir dil kullanılmamış. Eski Türkçe ile gayet sade, günümüz Türkçesine çevrildiğinde de gayet sade olduğunu görüyoruz. O yüzden bu ağır ve sanatlı bir dil kullanılmış ifadesine ulaşamayız. Gelelim 20. sorumuza. Bu parça aşağıdakilerden hangisinden alınmıştır? Ünüm anla sözümden dinle Bay Bürebey. Yüce Tanrı sana bir oğul vermiş bağışlasın. Ağır sancak götürdüğünde Müslümanlar arkası olsun. Karşı yatan karlı dağlardan aşıt versin. Kanlı kanlı sulardan geçen olsun. Geçer olsa geçit versin. Kalabalık kafire girdiğinde Ulu Tanrı senin oğluna fırsat versin. Arkadaşlar, görüyoruz ki metnin tüm özellikleri bizi Dede Korkut hikayelerine yönlendiriyor. Bu yüzden cevabımız Adana oldu. Geldik 21'e. Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır? Gidiyor musun? Gidiyorum ya, işimi tükettim. O zaman gördü ki küçük çocuk, memleketlisi mini mini yavru ağlıyor. Sessizce titreye titreye ağlıyor. Yanaklarında gözyaşları birbiri arkasına nasıl acele sarsıla çarpışa dökülürse öyle. Baharının sarsıntılarıyla yerlerinden oynayarak pırıl pırıl akıyor. Ağlama be, ağlama. Eskici başka söz bulamamıştı. Bunu işten çocuk hışkıra hışkıra katıla katıla ağlamaktaydı. Bir daha Türkçe konuşacak adam bulamayacağı için ağlamaktaydı. Ağlama diyorum sana, ağlama. Bunları derken onun da katı, nasırlanmış yüreği yumuşamış, şişmişti. Önüne geçmeye çalıştı ama yapamadı. Kendisini tutamadı. Gözlerinin dolduğunu ve sakallarından kayan yaşların Arabistan sıcaklığıyla yanan kızgın göğsüne bir pınar sızıntısı kadar serin, ürpertici döküldüğünü duydu. Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır? Arkadaşlar, direkt hikayeden alınmış bir metin. Halk hikayesi değil, manzum hikayesi değil, mesnevi değil, masal değil, hikaye olduğu açıkça belli. 21 Adana diyoruz. Gelelim 22'ye. Bu parçada tanıtılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? Gerçek ya da gerçeğe yakın olaylar anlatılır. Geleneksel bir içeriği olan, kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılan halk edebiyatı ürünlerindendir. Genellikle aşk ve kahramanlık konularını işler. Kişilerin olağanüstü özellikleri oldukça sınırlıdır. Belirli anlatıcıları vardır. Bu kişiler genellikle meddahlardır. Nazım, nesir, iç içedir. Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin, Arzu ile Kamber örneklerinden birkaçıdır. Burada da bize halk hikayesinin tanıtımı yapılıyor. Bu yüzden cevabımız halk hikayesi oluyor gençler. 23'e geldik. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ashab-ı Kibar. Bari burada İmam Ali'nin gözleri sağlam olsaydı bizim ordumuza yardım ederdi dediler. Çok üzüldüler. İslam askeri gece orada konakladı. Sabah olunca hazırlık yapıp savaş meydanına yöneldiler. Beyt. Yine atın altın elbise oldu zamana, güneş yürüdü asumana. Cihana rahmet her türlüsü saçıldı. Sabah oldu, karadan ak seçildi. Yine yiğitler meydana geldi, mumun ateşine pervane yandı. Gaziler atlarına bindiler, saf haline gelip beklemeye başladılar. Küffar askerleri gördüler ki İslam askeri meydanda toplanmış. Hayber halkı da hazırlık yaptı. Silahlarını giydiler. Burçların üzerinde ve hendeğin kenarında beklediler. Toplar ve mancınıklar kurdular. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Olaylar oluş sırasına göre anlatılmıştır. Evet, öyküleyici anlatım biçimi kullanılmıştır. Evet, dini destane bir kahramanlık hikayesidir. Evet arkadaşlar. Nazım nesirden oluşan bölümler içerir. Evet, anlaşılması güç, sanatlı bir dili vardır.
diyemeyiz arkadaşlar. Gayet güzel okuduğumuzu anladık. Bu yüzden cevabımız Edirne oldu. Evet, gelelim 24. sorumuza. Dede Korkut hikayelerinden alınan bu parçanın teması aşağıdakilerden hangisidir? Kanturalı Aydur, bu dünyayı erenler, yiğitler akıl ile bulmuşlardır. Bunun önünden sıçrayayım, ne hünerim varsa göstereyim, dede. Adı görtlü güzel Muhammed'e salavat getirdi. Boğanın önünden savuldu. Boğa boynuzu üzerine dikildi. Kuyruğundan üç kere kürterip yere çaldı. Sünükleri hurt oldu, bastı boğazladı. Bıçak karıp derisin yüzdü. Eti meydanda koyup derisin tekürün önüne getirip Aydur, Taneli kuzunu bana verirsin dedi. Arkadaşlar görüyorsunuz ki kahraman temalı bir bölüm alınmış Dede Korkut hikayelerinden, cevabımız Adana. 25'e geldik. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada tanıtılan hikaye kahramanının özellikleri arasında sayılamaz? Muhsin Çelebi çekinmeden, sıkılmadan, ezilip büzülmeden gayet tabi bir hareketle kendine gösterilen şilteye oturdu. Sadrazam hala ellerinde tuttuğu kıvrık kağıtlara bakarak içinden ne biçim adam, acaba deli mi diyordu. Halbuki hayır, bu Çelebi gayet akıllı bir insandı. Merde, namerde muhtaç olmayacak kadar bir serveti vardı. Çamlıca'daki ormanın arkasında büyük mandır ile büyük çiftliğini işletir, namusuyla yaşar, kimseye eyvallah etmezdi. Fukaraya, zayıflara, gariplere bakar, sofrasından hiç misafir eksik etmezdi, dindardı. Ama mutasip değildi. Din, millet, padişah aşkını kalbinde duyanlardandı. Devletin büyüklüğünü, kutsiliğini anlardı. Yegane mefkuresi Allah'tan başka kimseye secde etmemek, kula kulu olmamaktı. İlmi kemali herkesçe malumdu. İlmi kemali herkesçe malumdudan bilgili olduğuna rastlıyoruz. Misafir ederdi, fakir fukarayı diyor. Konuksever olduğunu anlıyoruz. Ahlaklı olduğundan bahsediliyor. Cömert olduğundan bahsediliyor. Ama sabırlı olduğuna dair herhangi bir bilgi bize verilmiyor. Bu yüzden cevabımız Adana olur arkadaşlar. Gelelim 26. sorumuza. Bu parçanın üslubuyla ilgili çıkarımlardan hangilerine ulaşılamaz? Hizmetin büyüktür. Sen burçları yakmasaydın akka mutasıpların eline düşecekti. Akka düşünce biz İslamlar Suriye'de tutunamayacaktık. Kudüs'ü bile bırakıp çöle çekilmeye mecbur olacaktık. Sen hepimizi bu akıbetten kurtardın. Yalnız bizi değil, belki bütün İslam'ı kurtardın. Bu mükafata layıksın, kabul et. İhtiyar kafasını yukarı kaldırdı. Ben bu hizmete hasbetinillah yaptım. Ecrimi ancak Allah'tan isterim, dedi. Şimdi bu parçanın üslubu ile ilgili çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? Diyaloglara yer verilmiştir. Evet. Anlaşılır sade bir dil kullanılmıştır. Evet. Kişiler kendi ağız özellikleriyle konuşturulmuştur. Kişiler kendi ağız özellikleriyle konuşturulmamışlar. Bu yüzden cevabımız Ceyhan oldu arkadaşlar. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerin hangilerinde zarfiyel vardır? Umutlar bütün bütüne yitirilmiş değil. Odun öykülerinde fakat küçük sönük ışıklar körüklenmedikçe dikçe zarfiyel alevlenmeyecek kıvılcımlar olarak kalıyor. Arak erek zarfiyel 2 ve 4 Denizli seçeneğinde olduğu için cevabımız Denizli oldu arkadaşlar. Evet, geldik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem isim fiil hem de sıfat fiil kullanılmıştır? Şimdi bakalım. Umut hatırlama, mutluluk ise bir çeşit unutma sanatıdır. Burada isim fiile rastlıyoruz ama sıfat fiile rastlamıyoruz. Fazıl Hüsnü bir gün bana ben şiiri okuyarak bulurum demişti. Zarf fiile rastlıyoruz. Kabul etmek
İsim fiil istemediğimiz fikirler, dıktik. Nasıl fikirler? İstemediğimiz fiiller. Hem isim fiil hem sıfat fiil örneği gördük. Dünyanın en önemli pazar alanları ekonomik yönden kalkınmış ülkelerdir. Sıfat fiil var. Sadece metafiziğin konuları duyularımız yoluyla algılayamadığımız problemlerdir. Algılayamadığımız dıktik sadece sıfat fiil. Hem isim fiil hem sıfat fiil C seçeneğinde rastladık arkadaşlar. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? Bakalım şimdi. Edebiyat tarihi bir toplumun edebiyatın işlediği yolu ve geçirdiği dönemleri anlatan bir bilim dalıdır. Doğru. Edebiyat tarihi bir milletin genel yapısını gösteren uygarlık tarihi çerçevesi içinde incelenmelidir. Evet. Uygarlık tarihi ulusların meydana getirdiği kültürel ve medeniyet ürünlerini inceler. Evet. Uygarlığın gelişimi ile edebiyatın gelişimi arasında doğru orantı vardır. Evet. Medeniyet tarihi, edebiyat tarihinin en önemli bölümüdür. Böyle bir bilgi yok arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Edirne oldu. Gelelim son sorumuza. Numaralanmış dizelerdeki altı çizili fiilimsilerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmişti? Ben her işin başı sevgi diyorum. Dünya güzel yaşamak diyorum. Yaşamak isim fiil. Sizlersiniz bu an ışıklarla Türkiye'den. Eksilmesin şu mutlu şafaklar bu ülkeden eden sıfat fiil. Dünya yüzünde bir sefer olsun tanışmadan öz şehrimiz sizleri görmekteyim bu an. Yaşamak isim fiil. İlk önce isim fiil. Sonra sıfat fiil. Sıfat fiil geliyor. Ve ardından zarf fiil gelmesi lazım. Zarf fiil. Bu seçenekte E seçeneği olduğu için, bu ifadelerde E seçenekte bulunduğu için cevabımız Edirne oldu. Evet arkadaşlar, soru çözümümüzü tamamladık. İnşallah sizler için faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.